Evet çocuklar, Haydan abiniz hoş geldiniz dedik. Haydan abi, çocukken ne olmak istiyordun? Uzaya karşı bir merakım vardı. Biraz daha ben yüksekten gidiyordum herhalde. Uzaya karşı bir merakım vardı. O yüzden astronot olmak istiyordum. Ama daha sonra bir tercih yapmak durumunda kaldım. Ben de sevdiğim, çok sevdiğim için futbola yönlendim. Ama küçükken bir uzaya merakımdan dolayı, uzay bilimine, o yüzden astronot olmak istiyordum. Benim merak ettiğim şu, nasıl Galatasaray takımına katıldın? Nasıl? Tabii ben Galatasaray'a 3 sene oldu geleli. Bu 4. sene. O zamanki performansıma göre Galatasaray beni takıma faydalı olabileceğimi düşündü. İstediklerini söylediler, takımda görmek istediklerini. Ben de seve seve kabul ettim. İkisini de gerçekleştirmek istiyordum. O açıdan eğitimimi de birlikte götürmeye çalıştım. Yani ben futbolcu olacak deyip eğitimi boşlamadım. Onu da devam ettirdim. Derslerime de çok çalıştım. Ama belli bir noktada futbolculuk, futbol oynama isteği daha ağır bastı. Ona doğru yöneldim. Onun peşinden gittim. Sonucunda da ulaşabildim diye düşünüyorum yani. En azından hayalim peşinden gittim. Sevdiğim bir sporun peşinden. Neydi? Metin Oktay. Metin Oktay. Ben sizin gibi futbolcu olmak istiyorum. Nasıl futbolcu olabiliriz? Şöyle... Baştan beri çok çalışıp ve ona göre yaşaman gerekiyor düzenli bir şekilde. Ama ne olursa olsun bu işin özü çok çalışmak ve her zaman iyi gidecek diye bir durum da yok mesela. Bazen işler kötü gidebilir. Önemli olan o durumlarda vazgeçmemek ve hayal kurmak çok önemli. Kendini nerede görmek istediğin çok önemli. Onun doğrultusunda çok çalışarak ben umarım Metin Oktay gibi efsane olursun. İkinci bir Metin Oktay olur. Tamamdır. Burası da. TGV'le birlikte yürüttüğümüz bu projeyi aslında geçen seneden yaklaşık bir 6-7 aydır konuştuğumuz bir projeydi. Çocuklara sadece maddi olarak değil, onun dışında nasıl bir destekte bulunabiliriz, onların gelişimlerine nasıl katkıda bulunabiliriz diye birçok fikir ürettik. Ve işin başlangıcında 6-7 tane şehirden, çok farklı şehirlerden çocuklara ulaşarak onların hayallerini resmetmelerini istedik. Çünkü onların kurdukları hayaller, hedefleri, hayal gücü bizim için bir referanstı. Buradan ilerlemek istedik. İlk bu şekilde başladık ve inanılmaz çocuklardan inanılmaz resimler ve hayal güçlerini şahit olduk. İlk startı aslında bu şekilde verdik diyebilirim. Bu projede dediğim gibi çocuklarla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. Onların gelişimlerine bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü ben de küçük yaşlarda hayal kurdum ve hayalimin peşinden gittim. Tabii ki kolay olmadı. Sadece ben en azından kendi tecrübelerimi onlara bir nebze olsun yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Bu yüzden bu proje benim için çok anlamlıydı. TGV'le birlikte çok önemli bir iş olarak, bir adım olarak düşünüyorum. Bence sadece bu bir başlangıç. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel projelerde zaman buldukça birlikte olacağımızı düşünüyorum. Çocukların sadece hayal güçlerini hayata geçirebilmeleri için cesaretlendirmek istedik. Amacımız bu şekildeydi. Böyle bir yola çıktık. Çok mutlu oldum çünkü pek bir zamanım olmamıştı buluşmak için. Burayı onları görünce aslında bir nebze de heyecanlandım. Zor sorular da vardı. Çünkü tabii onlar hiçbir ağızlarına hiçbir filtre olmadan istedikleri gibi sorabiliyorlar. O yüzden beklemediğim sorular da oldu. Onları ama gözlerindeki o ışığı görmekten dolayı çok mutluyum.
daha fazla onlarla vakit geçirmek istiyorum. Umarım uzun zaman birlikte devam ederiz. İlk başladığımızda da aslında çok fazla proje vardı. TGV'li iyi bir işbirliğimiz var. Yani birlikte yürütüyoruz bu projeyi. Sadece bu proje olarak da bakmıyoruz. Önümüzde daha fazla, daha çeşitli projeler de olacak. Sadece resmetmelerini, çocukların hayal güçleriyle ilgili başladık. Ama ilerleyen zamanlarda çok daha güzel projelerle birlikte olacağız. Ben TGV ile birlikte çalışmaktan dolayı, bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir fırsat verdikleri için onlara da çok teşekkür ederim. Çocukların geleceğiyle alakalı çok önemli işler yapıyorlar. Ben de bir nebze olsun buna katkıda bulunmak istedim. Aslında benim de hayal gücüm fena değildi. Uzay bilimiyle alakalı ilgim vardı. Öyle dergiler okuyordum, bakıyordum daha çok. Resimlere bile beni etkiliyordu. O yüzden dolayı astronot olmak istiyordum küçükken. Biraz fazla yüksekten gidiyordum ama astronot olmak istiyordum. Öyle bir hayalim vardı. Hala uzayla alakalı şeyleri, olayları takip ediyorum. Çünkü beni etkiliyor. Böyle bir düşüncem vardı ama bir yandan da tabii futbolda çok sevdiğim bir spordu. Ben futbola doğru yöneldim. Ama küçükken bir astronot olma hayalim vardı. Tişört de zaten. Evet, tişört de yine bir uzayı andıran bir tişört. Bu şekilde. Aslında ben buradayım ama benim gibi aynı şekilde bu sosyal projeler destek veren, bilim mevzusuyla destek veren çok arkadaşım var. Onlarla da konuşuyoruz, fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Ne yapabiliriz? Gerçekten bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor ama bu bizi gerçekten yani umrumuzda değil gibi bir konu kesinlikle değil. Çocuklar özelinde de ben bu yolda çocuklar özelinde gelecekleriyle alakalı ne yapabiliriz? O hayallerine ulaşmaları için onları nasıl cesaretlendirebiliriz? Bu yolda yardımcı olmak istedim. Böyle birçok arkadaşım da var. Aynı TGV destek olan da birçok arkadaşım var. Onlarla birlikte çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum ben. Çocuklar bizim geleceğimiz. Dün biz çocuktuk, şimdinin çocukları ülkemizi, dünyayı daha güzel hale getirecek olan onlar. Sadece onların bu saf temiz duygularını ve hayallerine kavuşmaları için, gerçekleştirmeleri için herkesi destek olmaya ve onların yarattıkları bu güzel tişörtleri alarak destek olmaya davet ediyorum. Elimizden geldiğince ben de bu projenin içinde olduğum gibi destek olmaya devam edeceğim. Tüm arkadaşlarımı, tüm herkesi çocuklara bu ürünleri alarak destek olabilirler. En azından bu şekilde başlayabilirler. Ben tekrar TGV'ye çok teşekkür ederim. Böyle bir projede bana yer ayırdıkları için, çocuklarla beni buluşturdukları için onlara çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda zaten herkese görecek çok daha güzel projelerimiz olacak. Ben TGV her şey için tekrar çok teşekkür ederim. Sizin aracılığınızda onlara çok teşekkür ederim. Birlikteliğimiz devam edecek zaten, biz sürekli irtibat halindeyiz. Ben de zaman buldukça çocuklara da söz verdim. Buraya geleceğim. Onlarla birlikte olmak gerçekten benim için mutluluk. Evet, çok güzel olmuş. Şahsen az önce açık geçti. De bakın nasıl parlıyor. Beraber. Her şey.